Para Topa 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler son aldığım dersten sonra bugün sizlere bu oyunda yapmanız gereken ve yapmamanız gereken şeyler hakkında bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Öncelikle yapmamanız gereken şeylerden başlayayım isterseniz. Ee, şimdi arkadaşlar ben videolarımda yani bu zamana kadar videolarımda durmadan duyurdum. Dedim ki bakın buradaki karakterler çok zor alınıyor. Bunların kart miktarlarını düşürün 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 diye. Maalesef ki düşmedi arkadaşlar. Bu saatten sonra da düşeceğini açıkçası pek sanmıyorum. Ee, biz biliyorsunuz ki uzay lordu için 1 yıl 3 ay boyunca uğraştık. Ve bu karakter sezon biletine bedava bir şekilde geldi arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki bir karakter için bu kadar zamanınızı kesinlikle harcamayın. <laughs> bu yapmamanız gereken şeydi. Yani onun dışında yani yapılabilecek şey olarak yani daha düşük çaplı karakterler olur veya işte seviyeniz azdır. Daha az miktarlarda kart isteyen karakterler oluyor. Bunları kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani işte buradaki karakterlerin mesela holovirüs 4. seviyesi için sadece 32 kart istiyor. Az bir kartla da fulleniyor. Bu yüzden bu karakterleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok ama leveliniz 50'ye geldikten sonra... Ee, hatta 50 olmadan bile şuradaki destansıları açmaya hiç mi hiç uğraşmayın arkadaşlar yoksa sonunuz aynı benim gibi olur o kadar yıl siz gidersiniz ya pardon o kadar yıl demeyeyim şimdi dahi olmasın o kadar ay gidip işte 2-3 elmas fazla almak için buraya buradan e, reklam izlersiniz etkinliklere katılırsınız takıma katılırsınız 2-3 elmas fazla gelsin diye fakat e, ne olur oyun çıkar ucuz bir fiyattan sizin yılla bir yıl boyunca yaptığınız emeği ucuz bir fiyattan verir arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Yani onun dışında başka ne söylenebilir? Yani ben biliyorsunuz bir video öncesinde açık ve net bir şekilde anlattım bu olayı. Dedim herhalde bana karşı bir açıklama yaparlar çünkü benim kanal kanalımda videolarımın yani en azından bir yıldır videolarımın çoğunluğu uzaylı orduyla alakalıydı ve yöneticiler de benim videolarımı izliyorlardı. Ee, yani bu konuyla alakalı bir açıklama yaparlar diye Discord moderatörü ne yazdım fakat ondan hala bir açıklama gelmedi. Gelir mi bilmiyorum. Herhalde aramayın beni falan tarzına girdi. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ın varsa ya. Ee, o şekilde arkadaşlar. Yani bakalım ne cevap verecekler veya bir cevap verecekler mi göreceğiz arkadaşlar. Evet, sezon bileti girdik buraya. Yani bu şekilde arkadaşlar onun dışında herhangi bir ödülümüz yok. Geçen sezondan kalan ödüller bunların Saatleri daha var. Şimdi almaya gerek yok. Video sonrasında alırım ben bunları. Ee, şimdi sizlerle birlikte maç atalım flash Flashpunk'ımızda. Yani şu anda var ya arkadaşlar gerçekten uzaylı ordunu açma konusunda hiçbir hevesim kalmadı ya. Hani şurada kalmış 150 kart bir şey. Ee, adamlar gidiyor. Full yetenek. Full işte. Ee... <laughs> Konuşmayı da artık şey yapamadık ama. Yani full kart, full yetenek, full efsanevi yetenek halde getiriyorlar arkadaşlar. Yani bu olay bazıları için gerçekten güzel olmuştur. Onlar adına sevindim arkadaşlar açıkçası. Yani bu konuda sıkıntı yok. Ama yani benim gibi bu şekilde sıkıntı çekenler de var arkadaşlar. Uzaylı ordunu tamamlamaya çalışıp işte 500 kartta, 600 kartta falan ee, sezon pasa gelen de var. Tabi onlara o kadar koymamıştır. Herhalde şu kafa topu 2 tarihinde bu olay en çok bana koydu arkadaşlar. Çünkü son 150 kart kala böyle bir şey yaptılar. Yani bilmiyorum inat olarak mı yaptılar. Gerçekten bunu düşünmeye başladım arkadaşlar ya. Hani inat olsun diye mi yaptılar. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Yani niye 150 kart kala uzaylı ordunu sezon pasa getiriyorsun bütün kartlarıyla birlikte ve o kadar karakter varken sadece Uzaylı ordu. Yani insan bir düşünmüyor değil arkadaşlar. Ben şu botu yenip hemen geliyorum. Evet, botumuzla olan maçı kazandık. Rövanş istiyor tabii ki botlar rovanşa gerek yok. Yeni maçımıza girelim. Yani az önce Discord moderatörü Raya hakkında bir şeyler söylemiştim. Yanlış anlaşılma olmasın. Raya gerçekten e, sevdiğim birisi. Kafa topu 2 hakkında gerçekten bize çok yardımcı olmaya çalışan biri. Yani sadece bana değil, bütün oyunculara yardımcı olmaya çalışan birisi. Ama yani onun da elinden bazı konularda bir şey gelmez arkadaşlar. O yüzden hani ben ona karşı bir şey diyemiyorum. bu şekilde evet karşımızda bir ruh avcısı mıydı o sanırım. Ruh avcısı Bayağıdır görmüyordum. Unutmuş olabilirim. <laughs> E, bu arada e, o tam az önce bahsettiğim Discord moderatör e kısmına Ümitcan Uygun'un editini koymuş olabilirim arkadaşlar. Tam yerine oturuyor çünkü. E, videodan sonra artık o da karar vereceğim editini koymakla koymamak arasındayım şu anda. Linç yemem inşallah. Ama tam yerine uyuyor gibi arkadaşlar. Koyarsam e, linçlemeyin lütfen. <laughs> bir kerelik koyacağım bir daha koymam. Evet maç 5-3 şöyle... Artık farkı açma aşamasına geçebiliriz. Maç 6-3 oldu arkadaşlar. 7-3 yaptık. 50 saniye var. 8-3 Yemeyelim güzel. Maç 8-3 son 42 saniye. Bu arada benim kuş şu an odada deliriyor arkadaşlar. Sesimi duyuyor buraya giremediği için. Umarım sesi size gelmiyordur. Maçı 9-3 yaptık arkadaşlar. Bu ruh avcısı şu anda etkinlik karakteri falan mı ki? Genelde pek kullanılan bir karakter değil. Etkinlik karakteri olabilir. Belki o yüzden almıştır rakibimiz. Bol şans dileyelim. Evet bekliyoruz. Rakip sanırım sonuna kadar devam etmek istiyor. Bol şans. Salalım mı maçı? Ama kanka valla son maçları hep kaybetmiştik. Salarsak <laughs> bol atar. O yüzden maalesef salamayacağım çünkü az önceki maçta da bot attı bot atma ihtimali şu anda yüksek ee, izleyenimiz biri ise şimdiden kusura bakmasın. Evet maçımız bitti arkadaşlar hızlıca isterseniz yeni maçımıza geçelim. Yani arkadaşlar gerçekten şu elmasın haline bir bakar mısınız ya bir dakika son videolarda çünkü bayağı bir ultra paket açmıştık sırf uzaylı olduğu için şu elmasın haline bir bakın 161 elmas. Yani insan acıyor ya gerçekten verdiği vakitlere acıyor. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar gerçekten boş yere gidip de aylarınızı falan vermeyin. Umarım bu konuşma yöneticiler tarafından izlenir. Bu konuda bir düzenleme yaparlar. Herkesin bu da işine gelir arkadaşlar. Bu şekilde. Yani hepimiz mutlu oluruz bundan tabii ki. Yani ama açıkçası olacağını pek sanmıyorum ben ya. Hani ben bu zamana kadar duyurdum, duyurdum videolarda. Adamlar hiç umurlarında bile olmadı. Yani para için ellerinden geleni yapıyorlar diyebilirim. Evet, ilk golümüzü attık. Karşımızda bir Sultan karakteri var. Ramazan ayına özel karakterdi geçen sene. Bu arada bu Sultan'ın boyu daha büyük değil miydi ya? Allah Allah ama gerçi sultan her seviye aralığında farklı vardı arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Yani 10 ile 20. seviye arasında ayrı bir sultan karakteri 20 ile 30 arasında ayrı bir sultan karakteri falan bu şekilde gidiyor. Ee, bir zamanlar bayağı güçlüydü bu sultan ya geçen Ramazan'dı sanırsam o zaman destansılar vardı. Tabii geçen Ramazan mıydı ondan önceki Ramazan mıydı tam hatırlamıyorum. Ama bir ara Sultan karakteri Ramazan etkinliği olarak geldi arkadaşlar. Ve oyunun en güçlü karakteriydi sanırım. Bu şekilde yani bir aralar herkes Sultan almak için deliriyordu. Tabi o zaman o zaman tamamen paralıydı arkadaşlar. Yani oyunda hiçbir yerden çıkmıyordu. Sadece parayla alınabiliyordu. Bu şekilde. Boşuna para topu 2 demiyoruz. <laughs> Yani elbette arkadaşlar bu zamana kadar bu tarz olayları çok oldu. Ama henüz e, ben bu oyuna pay to win diyecek kadar olmamıştı açıkçası. Çünkü oyunun içerisinde elde ettiğin yani parayla alınan şeyler oyun içerisinde elde edilebilen şeylerdi. Ama gidip de gerçekten bir buçuk yıllık bir emeği bu kadar bir fiyattan satılması yani pay to win demeye getiriyor arkadaşlar işi. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Evet Sultan karakteriyle olan maçımız bitti bitecek. 9-2 oldu. Yani ben bu zamana kadar bu oyunda dedim hani hile yapmayayım. Gerçekten hile için teklif edenler oldu işte hesabında hile hileyle elmas kasabilmek için. veya onun dışında para yatırıp gerçekten benim hesabıma işte play kod verip falan bir şekilde tamamlamamı isteyenler oldu. Ben kabul etmedim. Niye? Çünkü hani eğleniyoruz bu şekilde. Yani işte mesela biz ne yapıyorduk? Uzaylı ordunu açmaya çalışıyorduk. Eğleniyorduk. Gerçekten eğlenceli oluyordu. İşte kaç kart çıktı, beş yıldız yetenek çıkacak mı falan filan. Eğlenceli oluyordu. O yüzden bir anda para verip veya işte hile yardımıyla yapmak istemedim ama yani bu videoda bu olaydan sonra hile yapanların ne kadar mantıklı bir şey yaptığını görmüş oldum arkadaşlar gerçekten öyle oldu yapacak bir şey yok evet videomuzu da burada bitirelim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim video beğendiyseniz damlı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay.